Bir önceki videomuzda videoyu kesmeyi öğrenmiştik ve geçiş eklemeyi öğrenmiştik. Neydi bunların kısa yolları? Hemen öğrenelim. Videoyu kesmek için şuradaki simgeye tıklayabiliriz. Kısa yolu B. Videoda kestikten sonra seçim işlemi yapabilmek için A tuşunu kullanabiliriz veya sol taraftaki oka tıklayıp buradan seç mouse imlecini seçerek videonun istediğimiz bölümünü seçebiliriz. Bunu öğrendik. Bir diğer öğrendiğimiz şey ise mıknatıslanma özelliğiydi değerli arkadaşlar. Herhangi bir videoyu ayırıp tekrar birleştirmek istiyorsak buradaki mıknatıslanma özelliğini kullanabiliriz. Ctrl Z ile geri geliyorum. Orta bölümde görmüş olduğunuz bu simge ise geçişi ifade ediyor. Kenarlarından tutup şöyle daha da yakından göstereyim. Kenarlarından tutup çekip büyüttüğünüzde ne yapar arkadaşlar? O geçiş uzamış olur veya kısalmış olur. Bu size kalmış bir özellik. Şu sağ tarafta da zaten geçişle ilgili ne yapabilirsiniz? Süreyi burada belirtebilirsiniz. Kaç saniye geçiş sürsün diye gösterebiliyorsunuz. Şimdi bu bölümde efektlere geçelim. Üstteki menüleri zaten gezdiğinizde kısaca bunları görebilirsiniz. Videoyu tekrar bölelim. B tuşuna bastım. İstediğim bir bölümden kırptım ama şöyle yapalım. Videoyu ilerletiyorum. Şu virajın galiba şurası. Tam viraja girdiğimiz bölümde kesmek istiyorum ben bunu. Daha doğrusu orada efekt vereceğim. Şöyle geri geliyorum. Evet, buradan videoyu bölmek istediğimi belirttim. Şu videonun ikinci kısmının tamamı efektli olsun. Ne yapıyorum? Efekte geliyorum. Şuradan bulanık diye bir efekt varmış. Aldım, sürükledim, üzerine bıraktım. Bulanık olmasın. Nasıl sileceğiz peki? Hani bunu yaptık. Şuradaki efektin üzerine tekrar tıklayacağız ve bunun bulanık olmasını ortadan kaldıracağız. Bunun üzerine sağ tıkladım, sil dedim ve efekti sildim. Dönen odak diye bir seçenek varmış. Basılı tutup mouse'un sol tuşuyla sürükledim ve bıraktım. Tekrar izleyelim şimdi. Üzerine geldiğimizde evet, dönen bir efekt olmaya başladı gördüğünüz gibi. Yani bu efekti siz kendiniz farklı şekilde seçebilirsiniz. Buradan Strength ve Speed'i ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi etki ediyor zaten hemen. Bulanıklaştırma ve dönme efektini biraz daha farklılaştırabiliyorsunuz bu açıdan. Şimdi bir tane daha yapalım. B tuşuna bastım, kestim. A tuşuna bastım. Mutlaka, mutlaka ve mutlaka değişim yapacağınız videonun kestiğiniz video bölümünün üzerine tıklayın. Mesela burada değişiklik yapmak istiyorsunuz ama bu seçili. Böyle olmaz arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Önce hangisinin üzerine değişiklik yapacaksanız onunla ilgili özellikleri değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi burada da şöyle kenar pırıltısı diye bir efekt verelim. Oynatıyorum. İki farklı efektimiz olduğunu belirteyim. Evet, kenar pırıltı efekti. Buna geliyoruz. Evet, bunda da dönme efektini görüyorsunuz. Bir sonraki videomuzda metine bakacağız.